Eğitim şart programından merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Şimdi 2024 yılı tercih dönemi tamamlanırken neler etki etti bir böyle toparlamak lazım. Tercih dönemi boyunca tercihleri yaparken öğrencilerin tercihlerinin nereden nereye kaydığına bakarken gördüğümüz en önemli şeyler şunlardı. Birincisi ikinci öğretim programlarının azalan kontenjanları herkesin kafasını karıştırdı. Girmek istediği yerlere giremeyecek olanlar, hele ki sözelciler çok ciddi etkilendiğini gördük. Şöyle bir gerçek olduğunu, yorumunu yapabiliriz. İkinci öğretim programlarını azaltıp da eğitimde kaliteyi arttırma hedefi aslında bizi buraya götürecek olan bir doğru bir karar değil. Yani sadece onları kapatmak yetmiyor. Eğitimde daha kaliteli olmak için yapmak gereken bir sürü şey var. Biz bir yandan onları kapatırken gittik açık öğretim programlarında 20 bin kontenjan arttırdık. Gittik e, ön lisans programlarında 2 yıllıklarda bir sürü program arttırdık. Yani aslında bir yerden alıp bir yere koymaya çalıştık ve bu başarılı olmaya çalışan öğrencileri ne yazık ki negatif etkiledi. Başarılı öğrencileri negatif etkileyen bir şey daha var. Orta öğretim başarı puanı. Bir zamanlar orta öğretim başarı puanı ağırlıklı orta öğretim başarı puanıydı. Yani her lisenin öğrenci öğrencilerinin mezunlarının üniversite sınavında ya aldıkları başarıya göre lisenin bir ağırlığı olurdu. Daha başarılı öğrencilerin çıktığı yerlerde ağırlıklı orta başarı puanı daha yüksek hesaplanırdı. Şimdi herkes aynı orta öğretim başarı puanını ağırlıklandırmadan kullanıyor. Bu neye neden oluyor? Notların şişirildiği bazı özel okullar, notların şişirildiği bazı küçük şehir liseleri ya da normal düz bazı liselerde okuyan bir sürü öğrenci çok daha yüksek başarı sıralarına yükselmeye yükselmelerine katkı sağlayacak bir ortaöğretim başarı puanıyla karşı karşıya kaldılar. Diğer taraftan çok başarılı olan zorlanarak okuyan öğrencilerin ise ortaöğretim başarı puanları nedeniyle sıralamaları düştü. Ne yazık ki başarılı öğrenciyi kaliteli eğitimi cezalandıran bir sistem olduğunu görüyoruz. Bir diğer etki eden şey yapay zeka konusuydu. Herkes onu konuştu tercih dönem boyunca. Teknolojinin gelişimi nasıl etki edecek? Geleceğin mesleği o mu olacak bu mu olacak? Bunları çok konuştuk. Yapay zekayı biraz da pompaladık. Yeni açılan programlarla pompaladık. Yani yeni birkaç tane yapay zeka robotik programı açtık diye, büyük veri programı açtık diye çağı falan yakalamayacağız. Çağı öyle yeni açılan lisans programlarıyla ya da orada okuyarak yakalayamayız. Teknolojinin nimetlerinden her bölümdeki öğrencinin yararlandığı, herkesin teknoloji okur yazarlığının arttığı, teknolojinin ve yapay zekanın herkesin mesleğine etkisini öğrendiği bir sisteme geçmek gerekirken açtığımız birkaç tane bölümle buna çare bulmaya çalıştık. Çok bir işe yaramayacağı kesin. Bir başka son yıllarda gördüğümüz şey Üniversiteden umudun azalması. Gençler üniversiteye girmek istemiyor artık. Üniversite okuyacağım da ne olacak diyor. Çünkü üniversite eğitimi almak sizi daha yüksek kazanca götürmüyor. Üniversite eğitimi almak sizi daha itibarlı yapmıyor. Üniversite eğitimi almak sizin hayatınızı garanti etmiyor. Üniversite eğitimi almak sizin level atlamanızı, sizin bir üst seviyeye çıkmanızı sağlamıyor olduğunu her geçen yıl görüyoruz Türkiye özelinde. Yani eğitime olan inancın bittiği Mümkünse gidebilenlerin de yurt dışında eğitime gittiği bir tercih dönemi yaşıyoruz yine. Yurt dışı alternatiflerinin çok konuşulduğu, öyle bir enflasyonist ortamda, öyle bir ekonomik durumdayız ki öğrencilerin bulunduğu şehirden başka bir şehre devlet üniversitesi okumaya gitme maliyetine yurt dışında herhangi bir, Avrupa'nın herhangi bir ülkesinde okuyabileceği, hem de bir yıl daha kısa okuyabileceği ve bir de Avrupa'da dünyanın ilk 500 üniversitesinden birinde okuyabileceği bir ortamda biz tercihlerimizi yapmaya çalıştık. Ekonominin etkisini çok ciddi görüyoruz. Ekonomik zorluklar vakıf üniversitelerinin tercihlerini etkiledi etkileyecek. Vakıf üniversitelerinin içinden içinden çıkamayacakları bir duruma soktu bir yandan da e, bu süreçte yok. Bir yandan dedi ki fiyatlarınızı çok arttırmayın. Bir yandan akademisyen maaşlarının artışını biraz daha fazla yapacak şekilde düzenlemeler yaptı. Hem onları sıkıştırdı hem öğrencileri sıkıştırdı. Ekonomik zorluklar nedeniyle bazı öğrenciler istediği yerlere gidemedi. Parası olanın çok rahat her türlü eğitime erişebildiği bir sisteme doğru iyice geldik. Bu tercih dönemi son yılların birikimiyle aslında belki de en çok bunları konuştuğumuz, mağduriyetin en fazla olduğu tercih dönemi oldu. Eğitim Şart Programı'nın bu bölümünde sonuna geldik. Tüm yayınlara Sözcü Televizyon'un sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.